Çorum-Osmancık Karayolu 40 dilim geçişindeki Kapılıkaya Anıtsal Kaya Mezarı, Çorumlu bir gazeteci tarafından kısa bir süreliğine aydınlatıldı. Mezarın turizme açılması isteğini bu şekilde gündeme taşımak isteyen İsmail Kabakdere, bunlarla ışıklandırdığı Kapılıkaya'nın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Çorum Osmancık Karayolu 40 dilim geçisindeki kapalı kaya anıtsal kaya mezarının turizme kazandırılması isteğini yaktığı mumlarla mezarı aydınlatarak yapmayı tercih etti. Bu zaten 93'ten beri benim kafamda oluşan bir olguydu. Belki bunda Amasya'daki kaya mezarlarının aydınlatılması da bilinçaltında yer etmiş olabilir. Onun dışa vurumu olabilir belki ama o günden beri hep oradan geçtiğimizde köyümüz de o tarafta olduğu için gelip gittikçe hep karanlıkta görürdüm orayı. Ve belli bir zaman sonra buradan birkaç arkadaşla bir yürüyüş yapalım filan muhabbetimiz oldu yaptığımız faaliyetler içerisinde. Oraya çıktığımızda da ya buraya buraya çıkması biraz daha kolaylaştırılamaz mı? gibi bir fikir oluştu. Gazeteci İsmail Kabakdere, ilgililerin dikkatini çekmesi için daha önce de bir çalışma yaptığını ifade etti. Oraya çıktığımızda da buraya çıkması kolaylaştırılması için ne yapılabilir düşüncesinden. İşte 14 senedir e, yaşadığım Osmancık'ta asma köprü vardı Kızılırmak üzerinde. Ondan da e, fikir alarak ya buraya karşıdan karşıya asma köprüyle kapılı ulaşılması biraz daha rahat hale getirilemez mi diye düşündüm. Ve o anda e, Fotoğraf çektim ve eve bilgisayara gelip Photoshop'ta asma köprü ekleyerek ilgililerin dikkatini çekmesi için bir çalışma yaptım. Kabakdere, Kaya'yı ışıklandırmak için neler yaptıklarında sıraladı. Ya işte o gün epeydir bu tek başıma gideyim, orada kamp kurayım, sabaha kadar pozlama yapayım, denemeler yapayım diye. Zonguldak'tan arkadaşlar geldi, onlarla birlikte e, çıktık oraya. Ee, Laçin'den konserve kavanozları aldık Yani o akşam biraz rüzgar vardı Rüzgardan mumlar sönmesin diye Tabi onlar biraz daha aydınlatmayı e, Güzelleştiriyor Kavanozların içine mumları yerleştirerek Yaktık ya yani Bu fikir tamamen işte Ben böyle bir sunduğumda Zonguldak'tan gelen arkadaşlar da e, Biraz olumsuz baktılar Olur mu öyle şey filan gibisinden Ben de Olacak bu olmalı biz yine yıldız pozlamamızı yaparız bunları söndürdükten sonra ama ben bu pozu almam gerekiyor, bir yerlere dikkat çekmem gerekiyor. Bu Kapılı Kaya'nın e, turizme ilimizin e, kazandırılması tabii. buranın bir kaynak haline dönüştürülmesi gerekir düşüncesiyle o pozlamayı yaptım. Gazeteci Kabakdere Kapılı Kaya'da ciddi bir tahribatın olduğunun altını çizdi. Ha, buradan şunu anlatmak istiyorum. Orada ciddi manada define arayan arkadaşlarımız müthiş bir e, tahribat yapmışlar. Onun haricinde oraya çıkanlar boyayla yazılar, e, yazılar yazmışlar. Şu anda ekranda da gözüküyor zaten. Evet. Çok e, çirkin bir görüntü veriyor. Ayrıca o definecilerin e, kazdıkları yerlerde çıkışı daha da zorlaştırmış. Zor olan çıkışı daha da zorlaştırmış. Çukurlar var, düşme tehlikeleri atlattık oraya çıkarken. Yani bunların e, yetkililerimizin dikkatini çekmesi gerekiyor ve oraya bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Kabakdere yetkililerden beklentilerini sıraladı. Kapılıkaya güneş enerjisiyle aydınlatılırsa hem e, elektrik sarfiyatı olmaz hem de güneşten faydalanarak öyle güzel bir eseri gün ışığına çıkar. çıkarmış oluruz. Gece de dikkat çeker zaten. Bütün insanlar o yol üzerinden gidip gelen, ilk defa gidenler bile o karşıda duruyor. Oraya gidebilmenin özlemiyle karşıdan seyrediyorlar.